bırakabilirsin.org. Hepinize mutlu sabahlar. Umarım çok güzel bir günün başlangıcını yapmış oluruz bugün hep birlikte. Çünkü enerjisi çok yüksek bir konuğumuz var bizim bugün stüdyomuzda. Sosyolog Ebru Demirhan bizimle birlikte. Son kitabı Çocuğumla Beraber İyileşiyorum kitabını anlatacak bize. Kitapta yaşanmış hikayeler var. Bunları paylaşmış kendisi. Bugün de hepsinin detaylarıyla öğreneceğiz. Sorunlarla karşılaştığımızda nasıl çözüm bulmalıyız? Danışmanlık alırken nelere dikkat etmeliyiz? Hepsinin cevabını kendisinden alacağız. 0212 627 48 48'den bizleri arayabilirsiniz. Yine WhatsApp hattımıza ya da sosyal medya hesaplarından da merak ettiğiniz tüm soruları sorarak doğru, emin ellerden, güvenilir elden tüm cevapları alabilirsiniz efendim diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Ebru Hanım? İyiyim. Çok teşekkürler. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkürler. Ben çok iyiyim ve bugün çok da heyecanlıyım aslında. Çünkü böyle konular beni çok mutlu ediyor konuştuğumda. Zaten çünkü böyle çok kaotik senelerden, yıllardan geçiyoruz. Yeterince yaşam kaygısı tavan yapmış durumda. Ve insanlar, etrafımızdaki insanlar da ne gibi sorunlar yaşıyorlar, nelerle karşılaşıyorlar. Bazen hiç tahmin bile edemeyeceğimiz şeylerle mücadele ediyorlar. Ve sizin gibi başarılı isimler sayesinde biz biraz olsun böyle rahatlıyoruz ve bizi izleyenleri de rahatlatıyoruz. O yüzden tekrar hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Ve sizi tanıyarak başlayalım mı biraz? Evet. Ben 9 Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Aynı zamanda 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlkokul Öğretmenliği mezunuyum. Ardından sosyoloji okudum. Şimdi psikoloji master yapıyorum ve çocuk gelişimi okumaya devam ediyorum. Okumak evet benim için bitmeyen bir süreç. Hem okumak hem yazmak. Eğitim hayatım böyle. Onun dışında anneyim çok şükür. Hikayemiz de annelikle başladı zaten. Kurumsal bir bankada 9 yıl çalıştım. Oğlumun hastalık süreci şifa yolunda iyileştiği için bu yola başvurduk ve hayatımız bu şekilde devam etti. Ne de iyi yapmışsınız. Evet. Bir sürü insan hayatına dokunuyorsunuz. Çok şükür öyle. Şifa veriyorsunuz aslında. Evet, evet. Ne mutlu bizlere diyelim. Sizinle tanıştık. Benim çok da öyle. Yayından önce de söyledim, çok da radikal bir karar aslında değil mi? Meslek değiştirmek hakikaten cesaret isteyen bir şey ama sanırım siz içinizdeki o gücü bence fark ettiniz. Değil mi? Evet, hep söylüyorum, bir çocuk gelir hayatınıza, bir iş gelir, bir ilişki gelir, hayatınıza bir şey gelir ve yolunuzu değiştirir. Benim yol değişikliğim oğlumla birlikte oldu. Çok da güzel sonuçlara sebep oldu ve orada ilerlemeye ve gelişmeye de devam ediyoruz. Bunun için de her zaman çok şükrediyorum. Evet, çok şükür diyelim. Çocuğumla Beraber İyileşiyorum kitabına nasıl karar vereceğiz? Ve bundan önce de tabii kitaplarınız var zaten. Bu kaçıncı kitabınız? 4. kitabım. Çocuklarımız evet. için Bilen Çocuk serim var. Annemi seviyorum, kendimi seviyorum ve babamı seviyorum. Yetişkinler için yine bedenin şifa kapıları bir şifayı anlattığımız, şifanın yollarını, yöntemlerini anlattığım, organların kendi diliyle konuştuğu bir kitabım var. Ardından Yaşamın Gizli Sözleşmesi, ailelerimizle nasıl eşleşiyoruz, ruhsal hikayelerimiz nasıl devam ediyor? Bunları anlattığımız bir anlattığım bir kitabım var. Çocuğumla Beraber iyileşiyorum 4. kitabım. Ne kadar güzel. Okurla buluştu. Evet. Değil mi? Tüm kitapçılardan da ulaşabilirler. Evet, rafa çıktı. Çok satanlara çıktı. Çok şükür. Harika. Her yerde bulabilirler. Bir çırpıda da okunabilecek bir kitap bu. Ben başladığım gibi bitirdim. Çünkü siz çok böyle konuşma dilinde ve akıcı bir dille anlatmışsınız aslında hikayeleri. Bu yüzden sanıyorum okumakta da hiç zorluk çekmeyecekler bu kitabı. Evet. Genellikle zorlanmıyorlar bu anlamda. Bu konuda editörümün çok büyük faydası var. İlk kitabı yazdığım zaman
Ben o banka diliyle çok ağır bir kitap yazmıştım. Ebru'cum bunu okuyamaz insanlar dedi. Üzerine dil değiştirdik. Evet. O dil çok güzel oturdu. Ondan sonraki bütün kitaplarda da kendini gösterdi. Hı. Mümkün olduğunca konuşma dili olsun istiyoruz. Çünkü bizim kendi dilimiz bir parça insanlara yabancı gelebiliyor ve anlaşılmakta zorlanabiliyoruz. Evet, bu yüzden de mümkün olduğunca günlük dile indirmeye çalışıyorum. Evet, çok da güzel olmuş gerçekten. Çok teşekkürler. Ve her yaşlanan insanın da aslında çok anne ve baba olmaya, ebeveyn olmaya hiç gerek yok. Çok genç yaştaki insanların da okuduğunda aslında kendinden bir şey bulabilecekleri bir kitap. Aslında bunu da söyleyeyim. Çocukluğumuz bizi hiç terk etmiyor değil mi? Evet. Kaç yaşında olursak olalım. Hiç terk etmiyor. Hatta yaşlandığımızda artık onunla yaşar hale bile gelebiliyoruz yeniden. Her zaman çocukluğumuz bizimle. Hayatımızdaki her konunun zeminini oluşturma gücüne sahip. Hep bizimle, içimizdeki çocuktan biraz daha farklı bir kavram, biraz daha büyük ve yönetici bir kavram aslında çocukluk. Evet. Peki bu kitabı yazarken yaşanmış hikayeler var içinde. Bu da aslında insana bir yerde umut veriyor diyebilir miyiz? Çünkü biz kimi zaman böyle çeşitli sorunlarla uğraşırken neden ben, neden benim çocuğum ya da işte neden benim annem, neden benim erkek arkadaşım, bir sürü soru sorabiliyoruz kendimize. Bazen kendimize karşı da çok acımasız oluyoruz ama yaşanmış hikayeler olduğu için bence insanlar kesinlikle yalnız olmadığını ve her sorunun da bir şifası olduğunu sayenizde öğreniyor. Bunu anlatmaya niyet ediyoruz. Bütün bu ana kadar yazdığım bütün kitaplar böyleydi. Bir hikaye konu hep böyle gitti. Tüm kitaplardaki hikayeler gerçek ve yaşanmış hikayeler, sahiplerinden izin alınmış ve ona çok hassasiyetle dikkat ediyoruz. Hikayeyi özellikle paylaşıyoruz çünkü dediğiniz gibi insanlar yalnız olmadıklarını bilsinler. Bu sorunu yaşayan sadece onlar değil, hatta bir kitaba konu olabilecek kadar çok bu sorunu yaşayan insanlar var. Aynı zamanda bir de en az bir tane çözümü var. Kendi bildiğimiz çözümü paylaşıyoruz. Bu tarz konularda çok fazla enerji, çok fazla teknik, çok fazla ekol var. Bizim çözümlerimiz bunlar. Diğerlerini okusunlar. Kim onların kalbine daha uygunsa, hangi yöntem onların bilincine ve kalbine çok daha uygun geliyorsa orada yer alsınlar isteriz. Evet, oradan devam etsinler. Evet. Her hikayenin sonunda da bir meditasyon öneriniz var aslında. Bu da bence çok kıymetli. Benim gibi belki bu konuya ilgisi olan insanları da cezbedebilecek bu. Çünkü hakikaten bir rahatlama gerçekleşiyor değil mi? Evet, kitabı ilk yazma amacım çoğunlukla yetişkinlerle çalışıyoruz. Ve yetişkinlerin bugün yaşadığı negatif hikayelerin kaynağında da hep çocukluğu buluyoruz. Bu yüzden de bir yandan yetişkinlerle ilerlerken bir yandan da hali hazırda büyümekte olan çocuklarla ilgilenelim ve onlara hizmet edelim istedim. Kitabı özellikle bu nedenle 3 boyutlu yazdım. Yani bir ebeveyn okuduğunda ya da çocuğu olan olmayan herhangi bir kişi okuduğunda hem kendi annesi babasıyla hikayesini çözme yoluna gidebilir, hem de var olan ya da olacak olan çocuklarıyla ilişkilerini şimdiden düzenleyebilir. Bu anlamda 3 boyutlu bir kitap oldu. Evet. Her bölümün sonuna meditasyon koydum. Çünkü en çok kendimize iyi gelmeliyiz. En çok kendi çocukluğumuz, kesinlikle, kendi hikayelerimizle ilgili noktalardaki düğümleri açabilmeliyiz ki bir başkasına da bu konuda faydamız olsun. O yüzden hepsini bir meditasyonla taçlandırdım. Hatta öğretmenlere bile tavsiyeleriniz var bu kitapta. Bu da çok kıymetli. Evet. Orada tabii haç sınırlarını aşmama özeni gösterdim. Bazen doktorlarımızdan rica ettim. Bazen öğretmenlerimizden rica ettim. Öğretmenlerin yaşamımızdaki yeri tartışılmaz. Kesinlikle. Çok da kıymetliler. Yaşadığımız, gördüğümüz hikayelerde onlardan rica edip buraya biraz daha dokunursanız dediğim noktalar var. Aflarına sığınarak desteklerini istedim. Evet, çok da iyi etmişsiniz bence onlara da çünkü önemli bir yol haritasının başlangıcını veriyorsunuz, ipuçları veriyorsunuz bu kitapta. Herkes okusun vallahi efendim kitabı diyorum çünkü hakikaten ben çok etkilendim okurken. Anne değilim ama dediniz ya anne olmaya gerek yok, ileride nasıl davranacağımıza dair bir yol haritası. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Biraz böyle farkında olmamız lazım ama biraz da sanıyorum kendi içsel yolculuğumuzu da hep devam ettirmemiz gerekiyor değil mi? O yolculuk devam ederse o farkında aslında belki daha mutlu bireyler olabileceğiz. Bu yolculuk hiç bitmeyecek hayatımızın sonuna kadar. O yolculuğu nasıl götüreceğimiz de
çok bizimle ilgili. Evet, hepimiz için bir yol var. Bu yol ne, yolculuk ne? Belki biraz bu kavramları kendi içimizde netleştirmemiz gerekir. Çoğunlukla kendine giden yol deyince insanların kafasında karanlık ve zorlu ormanlı yollar var, mağaralar var. Yolculuk böyle olmak zorunda değil. Kendimize ulaşmak da bu kadar zor değil. Bu yüzden de her bölüme bir meditasyon ekleyip bunun biraz daha kolay olabildiğini de anlatmaya çalıştım. Evet, biraz o iç sesimizi hep duymalıyız değil mi? Sevgi ve güven. Aslında böyle başlamak istiyorum. Çünkü hep ihtiyacımız olan en temel ve en elzem duygular sanıyorum bunlar. Arkadaşlık ilişkilerimizde, belki iş ortamımızda, çocuklarla, anne ve babamızla olan ilişkimizde sevgi ve güven sanıyorum olmazsa olmaz iki duygu diyebilir miyiz? Evet, hayat boyu aslında eksikliklerini tamamlamaya çalıştığımız, sevgi ve güven için bazen kendimizden bile vazgeçebildiğimiz noktaya getiriyor boşlukları. Elbette önce ailenin içinde tamamlanması gereken iki büyük kaynak, duygu dersek eksik olur. İki büyük kaynak. Sevgi, anne ile aramızdaki ilişkinin bir tezahürüdür ve hayatta 16 konuyu etkileme gücüne sahiptir. Güven, babayla aramızdaki ilişkinin, o babalığın konusudur ve yine hayatımızda 16 konuyu birebir etkiler. Direkt doğrudan etkisi var, doğrudan etkiler. Sevgiyle ilgili boşluğu olan insanlar almayı çok bilemezler. Sevgiyle ilgili boşluğu olan insanlar yaşam enerjilerini tam olarak aktive edemezler gibi 16 konu vardır burada. Yine güvenle ilgili boşluklar olduğu zaman insanlar bunu iş ortamlarında, partner ilişkilerinde tamamlamaya çalışırlar ama o boşluk maalesef hep kendini tekrar eder. Özgüven eksikliği de yaratır mı kişide bu? Tabii ki. Hep onaylanma peşine düşerler. Bu yüzden de aşırı verici, çok fedakar olma yollarını seçebilirler hayatta. Onunla birlikte güven boşlukları çoğunlukla bağımlılıklarla kendini gösterebilir. Bu yüzden de her ikisi bizim için çok büyük kaynaklardır. Fakat her baba güven veremeyebilir. Her anne de sevgi veremeyebilir. Bazen onların da hayatta hiç tanımadıkları duygular olabilir. Hiç yaşamadıkları, tatmadıkları, dolayısıyla nasıl hissedip nasıl vereceklerini bilmedikleri duygular ve kaynaklar olabilir. Bu anlamda yardım almalarını öneririz. Çünkü kendi çocuklarında da benzeri boşluklara sebep olabilir. Eğer yardım alamıyorlar ise gün içinde ben sevgiyim, ben güvenim diye diye kendi içlerinde, iç sesleriyle onu tamamlamaya çalışabilirler. Evet, biraz kendi kendimize de aslında bu kitapta aslında bunun ipuçları da var. Evet. Nasıl yapabiliriz? Kendimize bunu nasıl aşılayabiliriz? Bunların yollarını anlatmışsınız. Çok da güzel. Aslında şöyle sormak istiyorum. Peki biz çocuklarla iletişim kurarken dedik ki evet almadığımızı kendi çocuğumuza veremeyiz. Ama mesela kadınlar için hep şu söylenir ya. Çocukları sevmeyen insanlar bile anne olduktan sonra işte daha anaç, biraz daha belki domestik bir yapıya, bir ruhani güce bürünüyorlar diye. Ama kimi zaman da bunun gerçekleşmediği durumlar olabiliyor. Olabiliyor, evet. Dediğim gibi anne her zaman sevgi dolu olmak zorunda değil. Sevgiyi de bazen fazlasını da yönetemiyoruz. Sevgiyle çocuğumuzu çok boğduğumuz zamanlar var. Evet. Aman sen yorulma deyip onun yerine her şeyi yapıp o çocuğun büyümesini engellediğimiz zamanlar da biraz var. Biraz dengede tutmayı becerebilmek çok dengeye önemli. Dengeye ihtiyacımız var. Kendi içimizdeki denge zaten çocuklarla ilişkimiz ve iletişimimize doğrudan yansıyor. Kendi içimizde bu dengeyi kuramadığımız zaman da karşı tarafta da yine dengesiz bir ortam, bir iç duygu durumu üretmemiz mümkün olabilir. Peki bizim kimliklerimiz, insan kimliği anne karnında oluşmaya başlıyor diyebilir miyiz? Evet. Ruhumuz anne rahmi 40. günde artık hayatın bir parçası olur ve 40. günde ruh bedene geldiği andan itibaren bilinçaltımız açılır, duygusal ve düşünsel sistemlerimiz çalışmaya başlar, her şeyi duyarız. Her şeyi biliriz, her şeyi anlarız ve de kayıtlamaya başlarız. Bu yüzden çocukluktan aslında bir adım önce anne rahmi süreci bizim için çok önemli. Mesela biz bunlara hiç dikkat etmiyoruz aslında. Hatta anne karnı değil, doğduktan sonra bile evet bizimle iletişim kuramadığı için aslında sözlü olarak sanki kimi zaman bizi nasıl olsa anlamadığını düşünüyoruz. Ama bu olay hiç böyle değil değil mi? En büyük yanlışı belki anne ve baba adayları burada yapıyor diyebiliriz. Evet, çocuk nasılsa uyuyor deyip onun yanında kavga edilebiliyor. Hiç konuşulmaması gerekiyor.
gereken şeyler söylenebiliyor. Ya da çocuğa bakmaktan çok yoruldum, bana hiç yardım etmiyorsun tartışmaları çocuk uyurken ya da çocuğun yanında nasılsa anlamıyor diye yapılabiliyor. Bunların hepsini bilinçaltı kaydediyor. Üzgünüm ama böyle. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Evet. Kim zaman iletişim değil, değil mi? Belki bir bakışımızdan bile, bir göz temasımızdan bile aslında bizi hissedebiliyor bebekler. Bizi hissederler. Burada da annelere ve babalara ya da anne baba adaylarına şunu söyleyebilirim. Bu konuda da aşırı takıntılı olmamaları önemli. Çünkü o da dengeyi bozar. Onun yanında her şey çok iyi konuşmalıyım, her şey çok iyi olmalı. Hayır, hayatın gerçekleri onun yanında da devam edebilmeli. Bu hayatın bir parçası. O bebek, o çocuk ve o hayatın parçası olmayı yine ailede öğrenmeli. Sadece anlamadığı zannedilip yok sayıldığı zamanda da kayda devam ediyor. Belki buna biraz daha dikkat edilebilir. Fakat şu an suçlu annelik oldukça önemli bir konu. Kitapta da bunu özellikle işledim. Çünkü anneler kendilerine çok yükleniyorlar. Kimi zaman yetersiz buluyorlar. Evet, kimi zaman yetersiz buluyorlar. Kimi zaman çok kitabi bilgilerle hareket ediyorlar. Kendi sezgilerinden vazgeçiyorlar. Çünkü anneliğin bir parçası da sezgilerdir. Kimi zaman aşırı derecede sevgi ve güven vereyim, her şeyini tamamlayayım, bulutlara sarayım istiyorlar. Pamuklarda evet büyüteyim. Ama hayat böyle değil. O çocuklar için ileride bunlara prens prenses çocuklar diyorum. O çocuklar için ileride daha zorlu günler hazırlıyor olabiliriz. Keza sadece o çocuklar için değil, o çocukların arkadaşları, iş arkadaşları, partnerleri için de zorlu bir süreç hazırlıyoruz. Çünkü onu herkesten beklemeye başlıyorlar. Maalesef bu anlamda yine ihtiyacımız olan şey denge. Evet, bunu muhakkak kurmamız gerekiyor. Evet. Hatta belki aslında illa bir sorunla karşılaşmayı beklemeden danışmanlık alabiliriz, değil mi? Tabii ki. Çünkü her şeyi zaten biz bu hayatta her şeyi deneyimleyerek öğreniyoruz neticede. Hiçbirimize bu şeyler kodlanmıyor büyürken. Dolayısıyla belki bu dengeyi de birkaç seans danışmanlık alarak da sağlayabilirler, değil mi, endişeleri varsa? Aynen öyle. Öğrenmenin iki türü vardır. Ya yaşayarak öğreniriz ya da yaşanmışı gözlemleriz ve orada neler olduğunu görüp doğru çıkarımlar yaparak öğrenmeyi de sağlayabiliriz. Evet. Biraz bu konuda etrafı gözlemleyebiliriz. Kendi çocukluğumuzu zaten biliyoruz. Doğruları, yanlışları. Bir şey bize yapıldığındaki reaksiyonumuzla yapılmadığındaki reaksiyonlarımızı da biliyoruz. Burada yine dikkat edilmesi gereken önemli konu, annem babam gibi olmayacağım derken insanlar çoğunlukla tam aksi yöne giderler. Yani diyelim ki sevgiyi ve güveni ailede alamadı ve ben çocuğumu çok seveceğim ve onu çok güvende hissettireceğim derken diğerindeki eksikliği burada aşırılıkla verip yine aynı boğucu sonucu sağlayabiliriz. Bu yüzden de olmayanın yerini biraz daha sakin doldurmaya çalışabiliriz. Evet, biraz daha temkinli, dengeli devam etmeliyiz dedik. Biraz böyle ben kitaptaki hikayelerden de aslında notlar aldım. Çünkü bu sorunları yaşayan binlerce, hatta dünyaya yayarsak milyonlarca insan var diyebiliriz. Hatta ilk hikayeniz alt ıslatmaya dair bir hikaye ve bu da aslında her yaştan insanın da yaşayabileceği bir sorun. Sadece çocukluk çağında ya da bebeklik çağında karşılaştığımız bir sorun değil. Ve sanıyorum kitapta da okuduğumuz kadarıyla ve yayından önce de konuştuk. Biz iletişim kurarken karşımızdaki insanın gelecekte ne gibi hasarlar bıraktığını bu iletişimimizin ya da davranışsal eylemlerimizin pek farkında değiliz. Pek bilinçli o bilinçte davranmıyoruz aslında. Tabii ki birçok fizyolojik sebebi olabilir. Ama alt ıslatmanın psikolojik sebepleri neler olabilir? Biraz sizden bunu dinleyelim. Tabii ki. Evet, fizyolojik bir sürü tarafı olabilir. Bu konuda hekimlerimiz zaten son derece yeterli yardımlarda bulunuyorlar, sağ olsunlar. Duygusal ve ruhsal sebeplerine gelirsek, mesane bizim günlük içinde akışkan duygularımızın merkezidir. Her organın en az 3 tane duygu ve düşünce alanı vardır. Mesane de günlük hayattaki akışkan duygular. Sinirlendik, öfkelendik, neşelendik, hüzünlendik. Bunların hepsinin ana kaynağı mesane, beden üzerinden. Fakat bunları ifade edemediğimizde, duygularımızı doğru aktaramadığımızda mesane bununla ilgili kendi işletim sisteminde bir sorun yaşamaya başlıyor.
Ne zaman ki bilinç kapanıyor, mesane o akışkanlığı bilincin olmadığı bir zamanda vermeye başlıyor. Bu yüzden de alt ıslatma sorunuyla karşılaşabiliyoruz. Bir reaksiyon gösteriyor aslında, evet, değil mi? Evet, kendini ifade edememenin başka bir ifadesi alt ıslatma. Duygularımı ve düşüncelerimi anlatamıyorum demenin başka bir yolu, bedenin seçtiği yollardan birisi. Evet. Peki bu durumda anne ve babalar neler yapmalılar? Biraz böyle çözüm önerileriniz var mı? Elbette. Kitapta da bunun üzerinde bol bol bahsettim. Öncelikle tabii ki sabah yatak açılır, yatak ıslanmıştır ve bir bağırış çağırış başlar. Zaten duygularını ifade etmekte zorlanan bir çocuğumuz var. Bir de üzerine hem fiziksel hem duygusal şiddet dahil olduğunda o duygular daha da çok ifade edilememeye başlar. Ve bu başka sorunlara da sebep olabilir. Bu yüzden de onu dinleyelim. Onun kendini anlatmasına yardımcı olalım. Bir süre bedeni böylece kendini anlatmaya devam ediyor ise bunu oluruna bırakma yoluna gidelim. Muhakkak bir destek alalım, bir hekim desteği alalım. Fakat anne ve baba olarak, anneanneye, babaanne, dedeler olarak daha onarma yoluna gidelim. Her sabah kızılacağını bilerek uyuyan bir çocuk için uyku da kaliteli değil. Her sabah bir anne bağırması, baba bağırması, bir küçümsenme, alay edilme gibi şeylerle karşılaşacağını bilmek bir çocuk için gerçekten çok sağlıksız başka şeylerin altyapısını oluşturabiliyor. Kesinlikle. Bunu bir mesaj olarak, bir imdat çığlığı olarak görmekte fayda var. Sürekli endişeli bir ruh hali olmuş oluyor, evet, değil mi çocukta? Uyku halindeyken bile bu böyle. Evet ve bunu da yönetemediği için alt ıslatma sorunu gittikçe artmaya başlıyor. Evet, ve devam ediyor. Evet evet, ihtiyacı olan yine dinlenmek, sevgi ve güvenle dinlenildiğini bilmek. Evet, ona bunu hissettirmemiz gerekiyor. Yine döndük dolaştık, bakın sevgi ve güvene geldik efendim. Evet, olmazsa olmazlarımız. Kesinlikle, bunu doğru oturtmak, doğru aşılamak çocuğumuza sanıyorum çok önemli. Çünkü onun hayatının sonuna kadar bütün yaşamını etkileyecek olan bir süreç bu süreç. Bir de çağımızın sorunu var tabii ki, kilo, obezite. Artık yaşam şeklimiz de çok değişti. Çok daha hareketsiz bir yaşamdayız aslında. Bu konuda bence çocukları suçlayamayız. Ben böyle düşünüyorum kesinlikle. Evet tabii ki birçok sağlık sorununa davetiye verebilir. Fazla kilolar sağlık açısından bu kabulümüz ama değil mi? Onları da biz yetiştiriyoruz zaten. Bu şekilde. Tabletlerle belki daha spordan, hareketten uzak bir yaşama aslında biz çocukları getiriyoruz. Evet. Ama yine kilolarla baş etmede de yardımcı olamıyoruz. Biraz bunu dinlemek istiyorum sizden. Evet, kilo konusu arkasında en çok sorunu barındıran konulardan birisi. Çok kişisel bakıp olayı tamamen çocuğun ya da kişinin özelinde çözmekte fayda var. Bir çocuk çok kilolu ise arkasındaki ihtimallerden bahsediyorum. Böyledir diyemiyorum. Sadece bir ihtimal anlatabiliyorum. Çünkü 400'e yakın sebebi var kilonun. Oo. Evet. Örneğin bir çocuk doğacak ve benim çocuğum dünyayı kurtaracak gibi bir anlam yüklediysek çocuğumuza ya da ailedeki bütün sorunları çözecek, çocuğum hayatım boyunca yanımda kalacak gibi bir çocuğun kendi kimliği ve kişiliğine ve aidiyetine uygun olmayan anlamlar yüklediğimizde çocuk bunu taşıyamadıkça kilo almaya başlayabilir. Hiç aklımıza gelmeyecek bir sebep aslında bu. Aynen öyle. Onunla birlikte hayatın içinde ailede çok fazla sorun vardır. Çocuk bunların içinde alacağı rolü ve yeri bir türlü bulamıyordur. Hangi rolde, nerede, nasıl duracağını anlayamadığı için kendini bir yere sabitleme ihtiyacı duyar ve bu da kilo getirir. Ama bu çocuk çok hareketli bir çocuk da olabilir. Aslında fiziksel hareketten, yediğinden, beslendiğinden bağımsız arkasında kocaman bir okyanus var kilonun. Biraz kişi, biraz değil, kişi özelinde çözmemiz gereken bir konu kilo. Kitapta yine en çok karşılaştıklarımızı yazdık. En sıklıkla karşımıza hangi hikayeler geldi? Onların özelinde bilgiler paylaştım. Evet, yine aslında kitapta bir cümleniz var. Alay etmek, küçümsemek insanlık defosudur, evet, diye. Ben bunu çok beğendim. Çünkü bunu aslında kabul etmemiz gerekiyor. Bu insanlık, evet, defosunu. Ve gerçekten orayı tamir etmemiz gerekiyor bizim, değil mi? Çocukları yetiştirirken, evet, yeni bireyler yetiştirirken. Yaratılış muazzam bir zenginliğe sahiptir ve
bu kadar farklı insanın bu kadar farklılıkla bir arada olması da yaratılışın zenginliğinin bir ifadesidir. Kesinlikle. Bunu yaradanla birlikte yuva dediğimiz alanda çok güzel yönetebiliyoruz ama insan olunca dünyaya gelince yönetemez hale de gelebiliyoruz. Evet. Alay etmek herhangi bir şeyle ama kiloyla en çok karşılaştığımız kilo, fiziksel farklılıklar, fiziksel eksiklikler ya da fazlalıklar. Yani uzun boyda bir kilo problemi, alay problemi, evet. Kısa boyda bir alay problemi. Çok zayıf olmak da alay üretebiliyor çevrede. Çok kilolu olmak da dolayısıyla bir şeyin az ya da fazla olmasına maalesef çok fazla tahammülümüz yok. Bu konuda çocuklar acımasız deriz. Bence evet. Çocukların üzerinden bu yükü de bir an önce almaya çalışalım. Çünkü çocuklar acımasız değildir. Çocuklar ne görürse onu yaparlar. Değil mi? Zor modellerinden aldıklarını. Evet. Anne baba işten gelmiş, akşam yemekte iş yeri arkadaşları için kötü kelimeler kullanıp, onlarla alay edip yemek masasında bunu sürdürürlerse çocuklar da bilmez ki anne baba gidecek ertesi gün o insanla kahve içecek, sohbet edecek ve hiçbir şey yokmuş gibi davranacak. Onlar da bunu doğru kabul ederler annelerinin ve babalarının iş yerindeki rollerini göremedikleri için. Anlattıkları şeyi doğru varsayarlar ve arkadaşlarına gidip öylece konuşmaya başlarlar. Bu yüzden çocuklar ne görürlerse onu yaparlar. Alay etmek bir insanlık defosudur. Aile içinde ve öğretmenlerimizden de ricam bu yönde. Okul içinde, aile içinde çocukları alay etmekten bağımsız, farklılıkları kabul eden ve saygı duyan bir noktaya getirebilmek en önemli amaçlarımızdan kesinlikle. Biri. Kesinlikle. Çünkü söylediğiniz gibi hepimiz birbirimizden farklıyız. Farklı renkler taşıyoruz aslında. Ve tabii ki rengarenk bir şey her zaman daha güzeldir. Bu renkleri kabul etmemiz gerekiyor. Evet, bir de hiç kimse birbirine benzemiyor. Annemize tıpatıp benzemiyoruz, babamıza tıpatıp benzemiyoruz. Evet. Onlardan bir şey alıyoruz, karışıyoruz. Bambaşka bir şey olarak zaten ortaya çıkıyoruz. Zaten hepimiz aynı olsaydık da bu çok sıkıcı ve çok bunaltıcı olabilirdi diye evet, düşünüyorum. Evet. Kesinlikle farklılıklar her zaman çok daha güzeldir. Peki şunu da söyleyelim o zaman. Tekrar biraz kiloyu sonlandırmak istiyorum ama söylemlerimize neye dikkat etmemiz gerekir? Mesela evet genelde bir diyetisyene, belki bir endokrinoloğa başvuruyoruz tabii. Bu durumda. Ama bununla birlikte tabii ki bizim yönelimimiz ve çocuğumuza olan davranışımız çok kıymetli. Belki onu rahatlatacak neler söyleyebiliriz bu konuda? Bu konuda en çok gördüğümüz yanlışlardan birisi ailede herkesin tabağında güzel yemekler varken kilolu çocuğun tabağında az, daha lezzeti az, evet. Ve miktarı az yemekler koyulması. Bununla beraber belki ailede herkes bir parça ona uyum sağlayabilir. Onun gibi beslenme yoluna gidebilir ya da ortak başka bir yöntem bulunabilir. Önünden tabağa çekmek, yeme demedim mi demek, işte her gün her şeyi tek tek saymak. Bunlar maalesef çocukların o kilo ile ördükleri şey her neyse onu arttırmasına sebep olur. Ters etki yaratıyor aslında. Evet, daha çok başarabiliriz, yapabiliriz. Kilo sorunu bizden daha büyük bir sorun değil. Biz kilo sorunundan büyüğüz. Buna o gözle bakalım anlayışına sahip olabilirsek çocuğumuzu da çok güzel desteklemiş oluruz. Bu kilo onun için bir barajdır belki. Hayatta başarabilecekleri adına bir barajdır. Yapabiliriz diyerek, birlikte halledebiliriz diyerek o barajı atlamasına yardımcı oluruz ve başarı belki çok daha farklı anlamlarda kendini hayatta gösterebilir. Kesinlikle. Ve yine değil mi, birlikte hareket ederek aslında güçlü olduğunu, her zaman onun arkasında sevgi dolu bir anne ve babasının, belki anneannesi, babaannesinin olduğunu bilmek iyi gelecektir ona. Derken evet. Bir aramız varmış sanıyorum. Evet sevgili seyirciler, sosyolog Ebru Demirhan bizimle birlikte Çocuğumla Beraber İyileşiyorum kitabını anlatıyor bizlere. Çocuklarımıza nasıl iletişim kurabiliriz, nasıl özgüvenli, sevgi dolu çocuklar yetiştirebiliriz, bunların sırlarını öğreniyoruz ama kısacık bir reklam aramız var. Lütfen kanal değiştirmeyin. Reklamlardan sonra birlikteyiz.
Smart'ta sinema sezonu açılıyor. Birbirinden eğlenceli, heyecanlı, romantik, bol ödüllü film ve diziler D-Smart film dizi paketinde. Sorry. Üstelik ilk 3 ay ekstra paket ve D-Smart Go hediyesiyle birlikte ayda sadece 42 lira. D-Smart her televizyona şart. Sen yağmur ol, ben bulut. Sen yağmur ol, ben bulut. Bizde şiddet yok, bizde horon var. Bizim özümüzde, kökümüzde, yörüklükte kadına şiddet yoktur. Kadın topraktır, anadır. İnsan gönlünü açtığı bir kişiye şiddet uygulayamaz ki. Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Bizi biz yapan ortak değerlerimizde kadına şiddete yer yok. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Alevilik sadece bir inanç özgürlüğü meselesi değildir Türkiye'de. Alevilere uygulanan ayrımcılığı her platformda dile getiren, verdiği hukuk mücadelesiyle Alevilerin haklarını uluslararası platforma taşıyan ve AHİM'den zaferle dönen Cem Vakfı ve Alevi Vakıflar Federasyonu Onursal Başkanı Profesör Doktor İzzettin Doğan bundan böyle her hafta Cem TV'de. Bir tek parti yok ya bu işin şeyini yapan. Kimse demiyor ki ya ne oldu bu mahkeme kararları niye uygulanmıyor? Profesör Doktor İzzettin Doğan'ın ilk bölüm konusu yaklaşan yerel seçimler. Parti yönetimleri aday adaylarını belirlerken nasıl bir yol izlemeli? Demokrasilerin vazgeçilmez unsuru olarak siyasi partiler kabul edilir. Çünkü siyasi partiler yoluyla siyaset oluşur, tartışılır, hükümetler oluşur filan. Hiçbir siyasi partide böyle bir konu yok. Hiçbir tartışma yok. Türkiye'nin en önemli konulardan bir tanesi bu Türk-Kürt ayrımı ise ikinci en büyük tehdit oluşturacak şey Alevilerin tahrik edilerek de destabilizasyon faktörü olarak kullanmasıdır. Aday adayları vaatlerini sıralarken nelere dikkat etmeli, nasıl bir belediye başkanı olmalı? Kamuda ve belediyelerde ayrımcılığa uğrayan Aleviler daha fazla söz sahibi olmak istiyor. Bugün 200 bine yaklaşan bir personel kadrosu var Diyanet Başkanlığı. Bir tane sembolik olarak söylüyordum ben. Bir tane çaycısı bir daha Alevi değildir ya. Böyle bir devlet düzeni, böyle bir diyanet hizmeti olabilir mi? Ve bu Türk halkını temsil edebilir mi? Camilere verilen imkanlar cemevlerinde uygulanacak mı? Alevilerin inançları nedeniyle uğradığı ayrımcılık nasıl son bulacak? Alevileri kullanmasını istemiyorsanız muhakkak Alevilerin bu dışlanmışlık, itilmişlik, farklı muameleye tabi olma duygularını törpülemeniz lazım, ortadan kaldırmanız lazım. Cem Vakfı ve Alevi Vakıflar Federasyonu Onursal Başkanı Profesör Doktor İzzettin Doğan, Cem TV'de Alevilerin taleplerini açıklayacak. Aleviler kendi haklarını kendileri savunacaklar. Her seçim öncesi verilen vaatler unutulmasın. Yeni dönemde geleneksel irfan merkezlerimizde cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Cemevlerinin statüsünü ibadethane olarak 100 gün içinde düzenleyeceğiz. Söz. Cem de bizimdir, semah da bizimdir. Cami de bizim, cemevi de bizim. Aleviler bu seçimlerde yani mali seçimlerde siyasi partilerin tümünün yakasına yapışmalıdır. Sen arkadaş bu ülkede barışı getirmek için, ulusal birliği bütünlüğü sağlamak için ne yapıyorsun parti olarak? Siz de soru ve görüşlerinizi 0530 848 1312 WhatsApp hattımızdan Profesör Doktor İzzettin Doğan'a ulaştırabilirsiniz. Bu seçimler demokrasilerde bir fırsattır, vesiledir. Yani yanlışları düzeltmeye, barışı sağlamaya, pekiştirmeye bir vesiledir. Yerel seçimler öncesi Profesör Doktor İzzettin Doğan'ın açıklamalarını sakın kaçırmayın. Alevilere uygulanmayan, hakları verilmeyen, reddedilen bu uluslararası kesinleşmiş mahkeme hükmü karşısında tavırları nedir?
ne yapmayı düşündüler, ne yapacaklar ve bunu halka anlatmaları lazım. Profesör Doktor İzzettin Doğan'la gündem pazartesi saat 19.30'da Cem TV'de. Arasından sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Ekranlarının başına yeni gelen seyircilerimiz için hatırlatalım. Sosyolog Ebru Demirhan bizimle birlikte. Çocuğumla Beraber İyileşiyorum kitabı yeni çıktı ve tüm kitapçılarda ulaşabilirsiniz. Anne ve baba olmaya dair ihtiyacımız olan tüm ipuçlarını barındıran bir kitap aslında. Ve yaşadığımız sorunlara karşı meditasyon önerilerini de içinde barındıran bir kitap bu. 0212 627 48 48'den bizleri arayarak yine sosyal medya hesaplarımıza da WhatsApp attığımıza da merak ettiğiniz soruları sorarak sohbetimize eşlik edebilirsiniz. Buyurun böyle hep beraber konuşalım. Aslında size de ulaşabilirler değil mi? Sosyal evet. Medyadan aktif olarak kullanıyorsunuz. Kullanıyoruz. YouTube, Instagram. Evet, Bilen İnsan sayfamız. Hı-hı. İnsan bilendir esprisiyle Bilen İnsan koyduk. Sosyal medya hesaplarımızı. Oradan da her zaman bize ulaşabilirler. Evet, takip edebilirler evet. Çalışmaları ve danışmanlık da veriyorsunuz aynı zamanda evet. Bunu da belirtelim. Çünkü belki bizi izleyen izleyicilerimiz gelmek isteyebilirler, yüz yüze tanışmak isteyebilirler. Bekleriz. Sizinle. Bekleriz. Evet, bu ilk bölümde biraz sorunlara girmiştik, insanların yaşadığı sorunları konuşmuştuk ama bir de en çok ihtiyacımız olan şey sanıyorum af dilemeyi bilmek, affetmeyi bilmek. Çünkü bu ikisi de çok önemli hisler, duygular, tamamlanması gereken ihtiyaçlarımız aslında sanıyorum kendimizi daha iyi hissedebilmek için. Bununla da ilgili bir çalışmanız var. Kitapta evet. Da bu yer alıyor. Ben biraz bunu dinlemek istiyorum. Elbette. Bir parça affetmenin mantığını anlatmak isterim önce. Bizler affetmek deyince muhatabımız olan kişiye gidip böyle omzuna birkaç pıt vurup hadi affettim seni demek gibi düşünürüz bunu. Kesinlikle. Affettiğimiz insan ya da affilediğimiz insanlarla bunu konuşmak zorunda değiliz. Bu bizim iç sesimizde, kalbimizde yapacağımız bir çalışma. Her kimse affetmeye konu olan, gidip onunla konuşmak, barışmak, aynı ortamda olmak zorunda da değiliz. Affetmekte bilmemiz gereken en önemli şey, affetmediğimiz zaman hem karşı tarafın hem de olayın bütün yükünü üstleniriz. Ve karşı taraf bu yükü bizden alamadığı için de bu aramızdaki hikaye doğru amaca hizmet etmemiş olur. Affetmek dediğimiz şey aslında yükleri paylaştırmaktır. Hı-hı. Ve bunu dediğim gibi illaki o kişiyle yapmak zorunda değiliz. Tercih ediyorsak öyle de yapabiliriz. Hiç problem değil. Ama kendi içimizde de halledebileceğimiz bir süreç o halde bu değil mi? Evet. Ara ara kalbimizi yoklayabiliriz. Hı-hı. Sadece meditasyonlarla çözebilir miyiz? En çok bu soru geliyor. Evet, çözebiliriz. Çünkü bu zaten içsel bir şey. Ben o meditasyonu yaptırabilirim seansa gelen kişiye. Fakat bu yine de kişinin kendi hayatında devam ettirmesi gereken bir ritüel aslında. Evet. Affetme çalışmalarını yaptık. Sadece meditatif yapıyoruz. Yaptık ve zaman sonra kalbinizi kontrol edin. O kişiyi düşünün. Onu çok iyi düşünün. Ne hissediyorsunuz? Çok kötü düşünün. Ne hissediyorsunuz? Buralardan affedip affetmediğinizi anlayabilirsiniz. Aslında bu sanıyorum o af süresi aslında diyeyim. Affetmek evet. Ve kendini affettirme süresi tamamlanmadığı sürece o yaşadığımız olay her neyse sıcaklığı ve etkileri de hayatımız boyunca devam edecektir değil mi? Bu süreç tamamlanmazsa. Benzerini çağırır sürekli. Örneğin, kendini tekrar evet, edebilir kendini yani. Kendini tekrar eder. Örneğin bir haksızlığı affetmediğimizi hı-hı. düşünelim. Haksızlık böyle auramızda bir enerji olarak kalır, affedip özgür bırakamadığımız ve yükleri paylaşamadığımız için diyelim ki şu hacimde bir enerji olarak kaldı. Bu hacimde bir enerji olarak frekans yayar ve hep benzerini çeker, hep benzerini çeker ve çok yorucu olur. Eyvah eyvah. Bu yüzden evet biz kendimiz için, kendi yaşam kalitemiz için affederiz ve af dileriz. Ve sadece böylece, affetmeyiz ya aynı oranda hafta dileriz. Kesinlikle ve omuzlardaki o yükten ve aslında belki de önümüzde günlerde karşılaşacağımız tüm yüklerden, tüm sorunlardan da arınmış ve daha rahatlamış
olabiliriz. Affetmenin de en önemli kıstaslarından birisi şudur. Affetmeyi dairesel düşünmek gerekir. Örneğin aramızdaki ilişkiden dolayı sizi affetmem gerekiyor. Bir örnek. Sizi affederken seni affediyorum, senden de af diliyorum deyip dairesel, kalpten kalbe bir bağ kurmak önemli. Yük paylaşımını böyle çok daha kolay yapabiliriz. Evet, biraz daha hissederek de yapmak çok önemli tabii, sanıyorum değil tabii. mi? O yüzden biraz zamana ihtiyacı olan bir konu bu. Evet, biraz da sabırlı olmak gerekiyor. Evet, ne olursa olsun onu affetmem dediğimiz hikayelerin tekrarını yaşamak durumunda olacağımızı da tekrar hatırlatalım. Bir dipnot olarak evet. benim aklımızın böyle bir köşesinde evet. bu kalmalı. Hı-hı. Ben biraz daha böyle aile ve çocuktan devam Hı-hı. edelim istiyorum. Tabii. Ebeveyn bağımlılığı diye de bir şey var aslında. Sanıyorum özellikle okullar başladı, yeni açıldı ama bu süreçte de çok etkiliyor değil mi ilişkileri bu ebeveyn bağımlılığı? Bazen zorunlu olarak ayrı kalmak zorunda kalıyorlar. Hı-hı. Belki iş seyahatleri olabilir. Evet. Sağlıkla ilgili başka bir problem olabilir. Bunlar hep sanıyorum böyle yine çok kaosa, çok kritik süreçlere zorluyor aileleri. Ebeveyn bağımlılığı neden oluşur aslında? Ebeveyn bağımlılığında hem ebeveyni bağımlı olunan ebeveyni hem de çocuğu ya da bebeği ikisini bir arada değerlendirmemiz gerekir. Çünkü belki de ebeveyn çocuğa çok bağımlıdır ve fondaki bilgi o beni bırakmıyor değil de aslında ben onu bırakamıyorumdur. Bir de işin perde arkası da var. Tabii bir taraftan da bunu irdelememiz gerekir. Bazen çocuklar anne rahminde güveni ve sevgiyi tam olarak alamazlar. Bunun milyonlarca sebebi olmuş olabilir. Zamansız gelmiş bir bebek olabilir aileye göre. Bu anlamda zamansızlık yoktur ama bilincimize göre vardır. Zamansız geldiği düşünülen bir bebek olabilir. Kız bekleniyordu, erkek geldi, erkek bekleniyordu, kız geldi. Çok geç kaldı bebek diyelim ki. Yani 5 yıldır, 6 yıldır bebek isteniyor ama bir türlü gelmiyor gibi böyle problemlerle ve ona yüklenen anlamlarla bebek anne rahminde sevgiyi ve güveni tam olarak alamamış olabilir. Onu alamayıp tamamlayamadığında doğduktan sonra aslında o fiziksel temasla da birleşince onu bırakmak istemeyebilir gibi perde arkasında çok farklı konular var. Birbirinden farklı sebepler olabilir. Evet, kesinlikle. Yine kişi bazında, kişi özelinde değerlendirmeyi tercih ederim ama aynı şeyi söyleyeceğim. Kitapta en çok karşılaştığım halini paylaştık. Ama korkmasınlar, bunların hepsi çözülüyor evet. değil mi? Çünkü bazen çok içinden çıkamayacaklarını düşünüyorlar. İşte olur ya böyle, sen bilmiyorsun, ben senelerdir bununla uğraşıyorum gibi cümleleri siz de çok sık duyuyorsunuzdur değil mi? Evet, yerlerden. Çok kapı gezdik. Senelerdir bununla uğraşıyoruz. Aslında sorunların çözümü genellikle basittir. Ve Einstein der ki basit olan karmaşıktır. Evet. Sorunların çözümü basittir ama düşünce yapımızı ve bakış açımızı değiştirmediğimiz için o basit olanı bulmakta zorlanırız. Kesinlikle. Bazen bir söz her şeyi değiştirir. Hı-hı. Örneğin bir çocuğun gözüne bakmak, kendi çocuğunuzun ya da bir başka çocuğun gözüne bakıp sana güveniyorum deyip mutfağa gitmek, yani söyleyin ve bırakın. Bazen bunu yapmak bir sürü şeyi çözebilir. Seni çok seviyorumu beden diliyle, sözle anlatmak, bunu yapamıyorsak da o uyurken yapmak, yani keşke hayatta yapabilsek tabii ki ama kesinlikle. Bazı insanlar bunu yapamazlar. Uyurken bunu yapmak, tamamlamak yollarına gidebiliriz. Ona küçük notlar bırakabiliriz, ses kayıtları yapıp bırakabiliriz. Fiziksel olarak söyleyemiyorsak bunun çok fazla yolu var. Küçük oyunlara çevirebiliriz bunu. Kitapların arasında post-itler yapıştırıp, biz yokken öğretmeninin ya da bakıcısının okuduğu kitabın içinden bir not çıkması gibi. Güzel tatlı sürprizlerle süsleyebiliriz. O çocuğu dünyanın en mutlu insanı yapacaktır zaten bu hareket evet, değil mi? Onu bu anlamda tamamlamak önemli. Kesinlikle. Ve unutmayalım, anne karnında da bunu söylememiz gerekiyor değil evet. mi? Çünkü o bizi duyuyor ve hissediyor aslında orada. Evet, işte oradaki sevgi ve güven tam olarak bir sebeple kurulamadıysa, anne bir hastalık yaşamış, bu yüzden
yaştan olabilir. Anne bir depresyon yaşamış, bir para kaybı yaşamış, gelecekle ilgili endişeleri olmuş. Karı koca arasında anlaşmazlıklar ya da büyük aile içinde anlaşmazlıklar olmuş olabilir. Bunların hepsinden etkilenmiş olabilir, etkilenmemiş de olabilir. Ama bir bağımlılık varsa biraz buraları araştırmakta fayda var. Biraz perde arkasına bakmamız gerekiyor olayın. Bir de yine çok sık karşılaştığımız bir problem dikkat eksikliği. Bu sanıyorum biraz böyle kreş, anaokulu ya da ilkokul dönemlerinde de öğretmenlerin farkındalığıyla da ortaya çıkıyor. Kimi zaman anne ve baba çünkü bunun ayrımını belki çok yapamıyor olabilir bu dikkat eksikliğinin. Aslında dikkat eksikliği nedir? Bunu soracağım ve şunu da sormak istiyorum size danışmanlık verdiğiniz için de. Kimi zaman bu noktada kullanılan ilaçları da duyuyoruz. Sizce buna gerek var mıdır? Yoksa sadece terapilerle bunu çözebilir miyiz? Bazen gerek olabiliyor ilaçlara, bazen olmayabiliyor. Ben yine de ilaçtan önce terapi herhangi bir yolla ve ekolle terapi denemelerini tercih ederim her zaman. Çünkü kimyasal ilaçların nihayetinde zaman sonra başka yan etkileri ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden de önce bir terapi denensin, çözüm alınamıyorsa ilaca başvurulabilir. İkinci bir yol olarak aslında. Evet, dikkat eksikliği biraz dünyayı bizden farklı gören çocuklarda rastladığımız bir durum. Örneğin disleksi'de harfleri, rakamları ters görürler, okuma aynada yansıma şeklinde okurlar gibi. Hayata bakışları bizden biraz daha farklıdır. Ve hepsi hem öğretmen hem de bir danışmanlık desteğiyle çözülebilen konulardır. Bu konuda aileler çok panik olurlar. Ne yapacaklarını bilemezler. Okuldaki durumla karşılaştıklarında çocuklarına karşı büyük hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Çocuklarını böyle dönüşü olmayan bir hastalığın içinde gibi düşünenler var. Bunların hiçbirine gerek yok. Hemen yine eğitim hayatındaki gelecek kaygısı aslında hemen göstermeye başlar. Tabii ki. Ne yapacağız biz bu çocukla noktasına geliyorlar. Aslında buna hiç ihtiyaç yok. Yani bir mide hastalığı gibi doğru tedavi süreci ve doğru beslenmeyle nasıl dönüşüyor? Disleksi ya da öğrenme güçlükleri de doğru yöntemlerle çok güzel çözülebilen konulardır. Bu konuda hiç telaşa ihtiyacımız yok. Sakinlikle ve bir çözüm olduğunu bilerek hareket etmek çocuk için de iyi. Çünkü diğerlerinden farklı yolunda gitmeyen bir şeyler var. Ne olduğunu kendi de anlayamıyor. Evet. Kendine bakış açısında problemler oluşuyor. Çocuğun da kendiyle arasındaki mesafeyi de bozmaksızın. Belki orayı okuldan rahatsız olabiliyor bu süreçte. Tabii ki Değil mi? Arkadaşlarından, defterden, kitaptan, her şeyden soğuyabiliyorlar. Ödev yapma saatinden kimi zaman. Ve ailelerle çocuk arasında çok büyük mesafeler koyabilen bir konu. Bu mesafeyi de ebeveynler yönetmek zorunda ve öğretmenlerimizle birlikte. Öğretmenlerimiz bu konuda muhakkak doğru tavsiyeleri veriyorlardır. Ebeveynlerin de evde çocuğuna öğretmen olma rolünden çıkıp çocuğunun ödevine destek olan anne olma rolüne dönmelerini tercih ederiz. Aslında bu rollerin çıkmamaları gerekiyor değil mi evde? Bazen sanıyorum bu ince çizgi kaçırılıyor. Ve ödevler hep kabusa dönüyor. Evet, o çizgi o kadar da ince değil aslında. Ama anneler babalar çok hızlı o çizgiyi geçip evde öğretmen olmaya çalışıyorlar. Evet. Böyle bir ev etüt merkezine biraz dönüşüyor ödev saatlerinde. Hadi yap neyi bekliyorsun ama o an belki 5 dakika sonra doğru cevabı bulacak zaten. Evet, buradan teyzeme selam söylemek istiyorum. Bizim evimizde de hep böyle tartışmalar olur. Kuzenlerimin ödevlerinde mesela annesiyle yapamaz onu ve teyzem sürekli şikayet eder. İşte konsantre olamıyorsun, hadi yapsana 5 dakika önce öğrendin. Ama benle yaptığında çocuk mesela o ödevi 15 dakikada sorunsuz bir şekilde o masadan kalkabiliyoruz. Evet, genelde. Ben de 42 yaşındayım. Diyelim ki şu an 7 yaşında bir çocuğum var, okula başladı ve ödev yapıyor. Ben 42 yaş bilinciyle ona bakabiliyorum ve 42 yaşındaki algım ve düşünce sistemimle ondan onu bekliyorum. Oysa ki o daha 7 yaşında. Evet. Onun yapabilirliklerini de küçümsemeden. Sen daha 7 yaşındasın, yapamazsın da değil buradaki hikaye. Biraz onun gibi düşünmeye ihtiyacımız var ve biraz onun yaşına eğilmeye ihtiyacımız var. O yaşa dönemeyiz.
bilgi birikimimiz çok fazla. O yaşa dönemeyiz ama o yaşa eğilebiliriz. O yaşa ulaşmaya çalışabiliriz. Bunlara ihtiyacımız var elbette. Kesinlikle. Hem çocuk hem anne ve baba kendini çok daha iyi hissedecektir böyle bir durumda. Eğilmek dediğiniz gibi aslında biraz konuşurken göz teması da çok önemli değil mi çocuklarla? Bunu atladık ama bunu da sormak istiyorum size. Elbette. Göz teması çok önemli. Çocuktan olmasını beklediğimiz şeyleri ona üstten anlattığımızda maalesef doğru reaksiyonları alamayabiliriz. Çocuklarla göz göze gelmek, sevgimizi ve güvenimizi onlara göz temasıyla vermek ve doğruları da, bildiğimiz doğruları, evrensel doğruları, işte doğru olmak, dürüst olmak, iyi insan olmak gibi doğruları da göz temasıyla anlatabilmekte fayda var. Kesinlikle. O da bizi daha, kendini de bizi de daha iyi anlayacak ve hissedecektir aslında. Uygulaması da biraz daha kolay olacaktır. Evet, evet. Basit bir yöntem ama çok şey değiştirir hayatta. Kesinlikle. Zaten hep bu böyle değil mi? Basit olanı uygulamak her zaman daha zordur ama onu da başarmak kesinlikle paha biçilemez oluyor. Bir de çekingen çocuklarımız var. Anne ve babalar bundan da çok şikayet ediyorlar. Benim de dikkatimi çok çekiyor. İşte tanışıyoruz. Belki çocuk konuşmak istiyor ama o anda çekindiği için susuyor. Ama sürekli bir direktif geliyor. Hadi kızım konuşsana. Evet. Hadi yavrum teşekkür etsene ablana gibi. Bu da çocuğa kendini kötü hissettirecektir değil mi? Evet, kendine olan güvenini de zaman içinde biraz daha zedelememize sebep olabiliyor. Özellikle de çekingen olduğu vakitlerde kabul görmediği varsayımı ile çocuklar zaten kendilerini ifade etmekte ve o sosyal ilişkileri kurmakta zorlanıyor. Bir de bunu yaparak kabul görmediğini ve dışlandığını ve anne baba tarafından sevilmediğini düşünürse yine işler biraz daha kaotik hale gelebiliyor. Biraz daha kalmış. Evet. Çocuğun kendi yapısına, bizim önce çocukları tanımamız gerekiyor. Benim çocuğum nasıl? Ama benim çocuğumdan öte o bir birey, o kendi varoluşundan getirdiği her şeyle gelmiş bir varlık. Benim çocuğum olması onun bir kısmı. Ama onun dışında kendiliği var, kendi olma hali var. Evet, kimliğini, karakteristik özelliklerini bizim önce kabul etmemiz gerekiyor değil mi? Evet, hem kabul, hem tanımak, hem de onu bu anlamda anlamaya çalışmak önemli. Tanımadığımız ve anlamadığımız bir şeyle nasıl bir iletişim kurup da onu başka bir yola sevk edebiliriz? Kesinlikle. Bu çatışma getirir. Çekingen ve kaygılı iletişimsizlik çocuklarında küsmek, daha içine kapanmak, daha kendi odasına kapanmak, daha kendi dünyasında var olmaya çalışmak olarak geliyor. Ama öfkeli çocuk da daha saldırgan olarak gelebiliyor. Bu yüzden asıl kuralımız öncelikle çocuğu tanımak. Ama benim çocuğum ilkesinden biraz çıkmakta fayda var. Maalesef hepimiz yapıyoruz bunu. Beğenmediğimiz yönlerini çoğunlukla karşı tarafa, karşı aileye ya da kendi ailemizde sevmediğimiz insanlara atfediyoruz. Bu da çocukların kendi kimlik karmaşalarında bir yerlerde etkin olabiliyor. Kime benziyorum, ben neyim, işte dayıma benzediğim için mi annem beni sevmiyor gibi ya da babama benzediğim için annem beni sevmiyor, anneme benzediğim için babam beni sevmiyor gibi yanılgılara sebep oluyor. O çocuk bizden bir parça, bizden çok fazla şey taşıyor ama bunların hepsini kendi olarak taşıyor. Onun kendiliğine de bu anlamda doğru atıflar yüklemekte fayda var. Evet, belki biraz saygı duymamız gerekiyor aslında kaç yaşında olursa olsun. Çünkü hani evet bizim çocuğumuz ama çok başarılı olmasına da gerek yok belki değil mi? Yani sürekli hayatı enlerde yaşamasına gerek yok bu çocuğun. Nasıl mutluysa, nasıl iyi hissediyorsa biraz öyle mi kabul etmek gerekiyor? Sanıyorum biraz içimizdeki narsizm mi devreye giriyor bu koşullarda bilmiyorum ama. Evet, kendi yaşayamadıklarımızı yaşasın istiyoruz. Yapamadıklarımızı yapsın istiyoruz. Bizim içimizde kalan, aklımızda olan, belki de varlığından hiç haberdar olmadığımız şeyleri bugün o yapsın, başarsın ve en olsun istiyoruz. Ama ona saygı duymadan bunu yapıyoruz. Belki de o en olmak değil de bambaşka bir yolda ilerlemek istiyor. Belki de orta çizginin insanı. Belki başka desteklere ihtiyacı var.
belki kendi yolunu bulana kadar biraz orada biraz burada vakit geçirecek ve bir gün bambaşka bir yolda kendini ifade edecek. Bunlara saygı her zaman, her zaman olmazsa olmalıdır. Evet ve fırsat vermeliyiz. Evet. Bir de tabii ergenlik dönemimiz var. Bu da sanıyorum çok sancılı geçiyor. Bu dönemde biraz ne yapmalılar, nasıl davranmalılar çocuklara karşı? Çünkü yine bu dönemde sanıyorum biraz böyle bu kriz yönetimini doğru başaramazsak biraz yüz güldürmeyen sonuçlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Evet, ergenliği çocukluk sürecinin devamı olarak görmekte fayda var. Yani nasıl anne rahmi süreci bebekliği hazırlıyor, bebeklik çocukluğu, çocukluk da ergenliği hazırlıyor. Ergenlik de gençliği hazırlıyor gibi. Bir değişim, dönüşüm yine. Evet ama her dönem kendi içindeki sorunları bir sonraki döneme daha büyük olarak devrediyor. Çocuklukta o özellikle sevgi ve güveni tam olarak alamamış, aile birliği deneyimini niyet ettiği, dilediği gibi yaşayamamış ve sindirememiş çocuklarda ergenlik sürecinin biraz daha sıkıntılı geçtiğini görebiliyoruz. Her zaman böyle mi? Hayır. Fakat bazen anne baba çok sevgi ve güven veriyor. Çocuk yine de ergenliğini çok sancılı yaşayabiliyor. Evet. Bunun arkasında da başka kayıtlar aramamız gerekebilir. Yine de sevgi ve güven eksik kaldığında ergenlikte karşımıza büyük sorunlar çıkabilir. Diğer bir önemli konusu ergenliğin. Annemize babamıza kızarız büyürken. Önce onlar her şeyimizdir. Sonra acaba gerçekten her şeyimiz onlar mı deriz? Sonra biraz rolleri değişmeye başlar. Büyüdükçe, yapabildikçe onlardaki eksiklikleri görmeye başlarız. Ergenliğe doğru geldiğimiz noktada fark ederiz ki kızdığımız ya da işte kırıldığımız, küstüğümüz, eksiğini bulduğumuz ebeveynlerimize benziyoruz. Ve onların bir ürünüyüz aslında. Bunu fark ettiğimizde hem kendimize hem de onlara öfkelenmeye başlarız. Bu çok tercih ettiğimiz bir durum değildir insanlık olarak. Ve onlara benzemeye başladığımızı anladığımızda ortaya çıkan öfke ergenlikte kendini bin bir şekilde ifade edebilir. Kiminde sivilceye sebep olur, kiminde bağımlılıklara yönelmeye sebep olur. Maalesef. Kiminde çok öfkeli sözlere, kiminde aşırı gürültülü müzikler dinleyip odasına kapanmaya sebep olur. Olur da olur. Bin bir çeşitle kendini gösterebilir bu sancılı süreçte aslında çocuğumuzun hissettikleri. Evet, süremizin sonuna gelmişiz. Ben nasıl geçti anlamadım ama böyle kapatırken yine biraz tavsiyelerinizi ben almak istiyorum bizi izleyen ailelere. Evet, yine aynı şeyi söyleyeceğim aslında. Önce kendimizi tanıyalım, sonra çocuğumuzu tanıyalım. Hem kendimize hem çocuğumuza sevgimizi, saygımızı ve güvenimizi verelim ve bunun karşılıklı bir ilişki olduğunu bilelim. Aile birliği, yaşamın gerçekten zeminini çok önemli şekilde etkiler. Aile olmaya özen gösterelim ve bunu da mutlak doğrularla yapmayalım. Bizim doğrumuz çocuğumuza doğru gelmeyebilir. Ortak yolu bulmanın ifadelerini zenginleştirelim. Böylece çok daha keyifli süreçler sağlayabiliriz. Evet, aslında paylaşarak büyüyelim değil mi? Evet. Bunu başaralım. Peki ben çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Böyle yoğunluğunuz arasında kırmadınız. Bugün bizi izleyen seyircilerimizin bence kafasındaki tüm sorunları aydınlattınız ama ümit ederim. Tabii ki süremiz sınırlı olduğu için biz çoğunu da cevaplayamadık. Çoğu konuya da burada yer veremedik ama kitapta yaşadığınız tüm sorunlara dair o kadar güzel bir anlatımı var ki Ebru Hanım'ın. Bence okuduğunuzda bizim burada yetiştiremediğimiz bütün cevapları alacaklardır. Belki meditasyon önerilerinizi de uygularlarsa biraz daha rahatlayacaklardır. Sevinirim. Niyetimiz o. Evet, çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler biz bugün süremizin sonuna geldik. Sosyolog Ebru Demirhan bizimle birlikteydi. Çocuğumla beraber İyileşiyorum kitabını anlattı bizlere. Anne ve babalar nasıl iletişim kurmalılar bunları anlattı bize. Doğru bilgilerini paylaştı. Yarın başka bir konumuzla görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. TV'den Cem'e gönül verenlere özel bağlama kampanyası. Bir bağlamada sen al.
Yarının ozanları, aşıkları bu setle yetişecek. Bu setle bağlaması zevk almayacak. Bu setle herkes bağlamayı öğrenecek. Bir adet kaliteli Maun bağlama, CD ve kitaptan oluşan bağlama eğitim seti, yedek tel takımı ve koruyucu kılıftan oluşan bu harika bağlama setimize 500 lira yerine %50 indirimle kargo ücreti de dahil 249 liraya sahip olabilirsiniz. Üstelik fiyat farkı ödemeden ister uzun sap, ister kısa sap bağlama siparişi verebilirsiniz. Gelin canlar, bir bağlama...